Efendim sağlık vakti, kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Turgut Aydın ile devam ediyor. Hoş geldiniz efendim. Merhaba canım, hoş bulduk. Fatih Bey merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun hocam. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok yine teşekkürler. Harika sorular hazırladık. Tabii ki sosyal medya üzerinden sağlık vaktine sorular geliyor her zaman olduğu gibi. İlk soruyla başlıyorum hocam. Doğurganlığı etkileyen faktörler nelerdir? Yani doğurganlığı hep bu soru sorulur. Ben şöyle biraz farklı boyuttan gitmek istiyorum. Bu yıllar içinde işte yaklaşık 50 yılda erkeklerin spermi yaklaşık yarı yarıya azaldı. Neden peki? Yani bunda çevresel etkenler olabilir. Ondan sonra yeme alışkanlıklarımız olabilir. Spor ya da hani kilo alma eğilimi olabilir. Kötü alışkanlıklar olabilir. İşte daha çok böyle beslenme şeklimizden kaynaklanan bir takım faktörler olabilir. Ama birçok sebep yani bunu negatif yönde etkiledi. Bunun yanında şu da var. İnsan üremesi genelde 16-17 yaşlarda başlar. Ama sonuçta artık eskiden 18-20 yaşında evlenme yaşı geçti derlerken şimdi 30 yaşında, 35 yaşında evleniyoruz. Daha bir insanın geç, da tabii yani 40 yaşına evleniyor. Bugün bir hastam 40 yaşına geldim, işte yeni evlendim, hemen çocuk yapacağım. Ya bu da bir panik sebebi, çünkü herkes biliyor ki 40'lı yaşlardan ya da 35'li yaşlardan sonra doğurganlık birden düşmeye başlar. Bu da sonuçta negatif etkisi olur. Hatta tabii. Yani 60-70 yıl öncesine göre hayat süresi 2 kat artsa da sonuçta üreme süresi değişmedi. Hatta menopoz yaşı biraz daha düşmeye başladı. Neden? Yani bunda da birçok yine etkenler var. Şu ya da bu demek çok zor ama hani sabit ya da çok hafif işte yine bir takım hastalıklar, çocuk doğurmamak da sonuçta bunu düşüren etmenlerden bir tanesi. Yani kadın aslında çocuk doğurmaya planlanmıştır. Doğru. Bu doğru. Ne kadar böyle olmazsa o kadar çok hastalık çıkar, miyom çıkar, endometriozis çıkar, işte erken menopoz çıkar. Birçok böyle faktör kadının direkt doğurganlığını tehdit etmeye başlar. Onun için bizler hani bunları söylüyoruz. Doğurganlık işte bunu planlayacaksak sonuçta her kadın anne olmak ister bir şekilde ve bunu mümkün olduğu kadar çok geciktirmemek lazım. Bizim en çok karşılaştığımız işte evlenip çiftler işte 30 yaşında evlenip ya biz 3-4 yıl çocuk yapmayacağız diyorlar. 3-4 yıl sonra bir geliyor bakıyoruz ki yumurtalıklar bitmiş. Eyvah. Ya da pat diye işte bir çikolata kistiyle geliyor ya da kocaman bir miyomla geliyor. Hatta erkeklerde bile yaşla birlikte sperm sayısı azalıyor. Tabii. Ve hani bu da doğurganlığı zor bir hale getiriyor. Ve onun hızı için, yavaşlıyor. Tabii. Sperm. Ne kadar. Siz bu konuda biraz bilgilisiniz. Ben biraz evet. Tıp konusunda çok araştıran ve okuyan bir insan oldum. Çocukluğumdan beri çok meraklıydım zaten. Tam da programı denk geldi bana. O yüzden seviyorum bu konuları araştırmayı ve okumayı seviyorum. Hocam direkt bu konuya girmişken ben tabii uzmanlık alanınız tüp bebek olduğu için kişi eğer menopoza girdiyse ya da erken menopoz riski var ise bu kişi tüp bebek yapabilir mi? Ya burada biz hep şunu karıştırıyoruz. Aslında eskiden beri bir alışkanlık vardır. Özellikle Anadolu'da çok yaygındır. Hastanın aslında 24-30 yaşlarında çocuk yapamayacağı kesin bellidir. Biraz daha bekleyin, biraz ileride yaşlarda yaptırın derler. O zaman da menopoz eğer geliyorsa ya da yaş ilerledikçe kadının örneğin yumurta sayısı azalır. Menopoz demek aslında adet döngüsünün bitmesi, artık stoplaması demek. Yani kelime anlamı da olur. Bu döngünün devamını sağlayan yumurtlamadır. Evet. Onun için hani hastanın over rezervi azalmaya başladığında da menopoz tehlikesi başladı diyoruz. Varsayalım bu işte yumurtalıkta bir havuz vardır. Bu havuz gitgide küçülmeye başlanır. En sonunda bittiğinde her şey biter. O Allah asıl olsun. Bizim bu menopoz tehlikesi denilen kısım ya da hastaların benim over rezervim düştü dediği kısım Ece Hanım. İşte o havuzun küçüldüğü, daha az yumurta çıkmaya başladığı. O zaman şöyle de bir gerçek var bizim kadın doğumda ya da tüp bebekte. Bir kadının ne kadar çok yumurtası varsa o kadar çok embriyo geliştirirsiniz. O kadar çok embriyodan da o kadar çok çocuk olma imkanı olur. Tabii. Diyelim ki bir tanesinde olmadı, dolmuşu transfer yapılır. İki tanesi olmadı, üçüncüsü transfer yapılır. Ve bu şans çok çok yükselir. Ama bu havuz ne kadar küçükse ya embriyo beşinci güne gitmez ya işte diyelim iki yumurta, üç yumurta ya da bir yumurta topladınız.
bir 30 yumurtaya göre, bir 20 yumurtaya göre buradan seçebilme ve devamının gelme ihtimali o kadar daha düşüktür. Peki hocam, menopoza uğramış bir kişiden yumurta alabiliyor musunuz? Menopozdayız, her alınamayız. Bitmiştir yani. Demek bitmiştir. Artık yani işte buna bir takım işlemler yapılıyor işte. PRP yapılıyor, başka şeyler yapılıyor. Yani bir hafiften canlanma, kök hücre yapılmaya çalışılıyor. Ama bunların hiçbirisi böyle, evet ya her şeyi düzeltiyor diyemeyiz. Yani bir takım belki sınırda kalmış bir takım şeyleri aktive ediyor ama hani bu bir miktar daha işte hani hareket ediyor ama bu böyle tamamen normale gelmesi ya da en azından çok ciddi bir pozitif yerine düzelme olduğu anlamına gelmiyor. Biraz aşırı zorlamaya giriyor sanki. Şu olabiliyor mu hocam? Kişinin menopoza girme yaşını tahmin edebiliyor musunuz? Mesela diyelim ki kişi ben şu anda hazır değilim ya da partnerim yok. Hı hı. Ama siz mesela bu hanımefendi işte 3 yıl 5 yıl içerisinde menopoza girecek diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorsanız o zaman partneri de yoksa belki yumurta alıp dondurmak. Yumurta dondurma işlemi olabilir. Ya, o yüzden soruyorum, bu konuyu bu kadar açmaya çalışıyorum. Ya bu aslında şeyde Avrupa'da ya da Batı'da, Amerika'da çok böyle şey yapılan bir şeydir. Yapılan bir şeydir. Hı hı. Ve bunun çok da ciddi reklamları yapılır. Örneğin siz biliyor musunuz Facebook ve yumurta dondurma isteyen hastalarına hem maddi yardımda bulundular hem de onları bu konuda teşvik ettiler. Bu Covid'den sonra mı oldu? Covid, yani bu son 2 yıl falan oldu. Yani 2 yılda. Onların derdi ama Covid değildi. Daha çok işte iş kaybı olacağından, işte acaba biz bunu biraz daha, sonuçta kadınların en büyük şeyi, problemi doğurganlık. Yani çalışırken işte gebe kalmak ve doğurmak kadınlar için büyük problem. Onun için hani hem onlara ücretsiz izin desteği verdi, gerekirse ücret desteği verdiler. İşte 10 bin euro, 20 bin euro ya da 10 bin dolar şeklinde. Bunun yanında Türkiye'de de hani bu 2015 yılında bir yönetmelik çıktı, 2014 yılında. Burada eskiden çok daha bu sıkıyken, şimdi artık over rezervi düşmüş bir kadın ya da bir bekar kadın yumurta dondurabilir. Peki yani 35 bunların, yaşından ya da işte, sonra, lafınızı balla bölüyorum ama 35 yaşından sonra yumurta dondurmak ne kadar sağlıklı sizce? Yani bunu 35 yaşından önceki hastalara mı daha çok öneriyorsunuz? Yoksa hani 35 sonrası zaten yumurta sayısı azalıyor ve sağlıklı yumurta olmuyor. Dondurduğun yumurtalarda sonra ilerleyen senelerde zaten enjekte edildiğinde tutma tutmama ya da işte bekleme süresinden dolayı da zaten problemli olma ihtimali var. Şeklinde. Ama canım çok profesyonel bir soru. Bir dakika. Biz bunu aslında çok tartışıyoruz. Ne zaman donduralım? Yani o çok önemli. Aynen. Dondurma süresinde sıkıntı yok Ece Hanım. Yani bir yumurta 10 yılda donsa, 10 yılda kalsa, 1 saatte kalsa aynı sonucu alırsınız. Yani ve dondurulduğu yaş önemli. Diyelim ki 35 yaşında dondurduysanız 45 yaşına geldiğinde hala da 35 yaşındaki yumurtalık özelliklerini taşır. Tabii. Bu bence çok büyük bir avantaj. Yaş ama, faktörü var tabii. 35 sonrasında ama. Genellikle normal bir kadının tüp bebek başarısı ne zaman düşüyorsa yumurta da dondurduğunuzda o zaman başarısı düşer. Varsayalım 43-44 yaşına geldiğinde ya da 45 yaşına geldiğinde kadın, nasıl siz normal bir çiftte embriyo geliştirmekte ya da gebelik elde etmekte zorlanıyorsanız aynı şekilde o yaşta dondurulan yumurtada da aynı sıkıntıları yaşarsınız. Onun için hani bunu mümkün olduğu kadar erken yapmak lazım. Ama çok erken yaparsanız da evlendiğinde boş boşuna yumurta dondurmuş olur. Onun için ASRM, yani bu Amerika'daki bu üreme derneği onu 38 yaş sınırını koymuş. 38 mi koydular? 38 koymuş. Türkiye'de biraz daha kanun şey, daha çok burada kanser tedavisi görecekler. İşte erken menopoz riski olanlar, onlar hemen yumurta dondurabiliyorlar. Yaş konusunda net bir şey yok ama hani hekim raporuyla işte yaş ya da over rezerv düştüğü tespit edilirse 35'li, 36'lı, 37'li hatta 30'lu yaşlarda, daha erken yaşlarda bile yumurta dondurulabilir. Peki bir şey daha sormak istiyorum. Mesela over rezervi düştü diyelim. Evet. 3 sene sonra bir daha bir baktın. Over rezervi artmış. Bunun sebebi ne? Ya bu çok normal bir şey değil. O zaman değerlendirmede bir problem olmuştur. He. Bazen overler hani biz baktığımız ay biraz farklı olabilir. 2 ay sonra bir takım değişkenlikler olabilir ama sadece over rezervini işte bir takım tahlillere göre yaparsanız, tahliller yanlış çalışıldığında daha sonra artmış gözükebilir. Burada işte hem siz ultrason yaparak overde antral folikül sayısını saymanız gerekiyor. Bu esnada başka bir durumu olmaması lazım. Kist ya da başka bir şey, özel bir durumu. Ve bunu siz destekleyeceğiniz bir takım tahliller olabilir. İşte FSH hormonu olabilir, AMH hormonu olabilir. Ama hani bu çok böyle artış olmaz. Yani bu yaş gibidir aslında. En fazla anne karnındaki 20. haftadadır.
Sonra doğumda 1 milyon tane antral folikülü vardır. Yaşla birlikte sürekli azalır. Yani bunun tekrar yükselmesini beklemiyoruz. Hocam her gün farklı bir yöntem geliştiriliyor. Her gün tüp bebekle ilgili yeni bir gelişme, yeni bir aksiyondan bahsediliyor. Bunlar gerçekçi mi? Ya bu kadar bahsediliyor. Bunlardan bu kadarı da sonradan unutuluyor. Aslında tüp bebek, yani dürüst olmak gerekirse, tüp bebekte bir takım başarı kriterleri vardır. İşte bir takım şeyler vardır. Tüp bebeğin kendisi bir mucizedir. Mikro enjeksiyon bir mucizedir. Son zamanlarda embriyo dondurmak da aslında bir başka mucizedir. Yani bunlardaki teknikler. Ama bunun yanında günlerde, işte yıllar içinde bir takım şeyler ön plana çıktırıp bazı bilimsel araştırmalar, bu sanki bir ümitmiş gibi bizim medyada bunları takip eder. Ya da bunu ilk çıkaranlar medyaya bunu pompalar. Oradan marketing da işte, yani kısacası. Evet, paketing. Oradan adrese bundur. Ondan sonra sen onu cihazı laboratuvara almak zorunda kalırsın. Çünkü hastalardan baskı yersiniz. Siz de PR yapmak zorundasınız falan filan. Ama gerçekçi şu. Tabii ki bir takım şeyler çok önemlidir. Embriyo dondurma, yumurta dondurma teknolojisi, ondan sonra preimplantasyon, genetik tanı, oradan trafektoran biyopsi almak, işte ne bileyim histereskopiyle rahim içine bir takım müdahaleler yapabilmek tabii çok önemlidir. Ama 10 yıl önce bahsedilen ya da 20 yıl önce bahsedilen bir takım yöntemler şu an hayır, kesinlikle onlar bir işe yaramaz diyebiliyoruz. Ya da işte bir takım araştırmalar yapılmış ve bunun negatif etkileri tespit edilmiş bir takım yöntemler şu an terk edilmiş olabilir. Ama onlar o zaman hem medyada hem de doktorların hasta ilişkilerinde çok çok şey yapılmış, ön plana çıkartılmış olabilir. Peki hocam, başarıda artma var mı sizce? Yani 10 yıl öncesiyle kıyasladığınızda, 20 yıl öncesiyle kıyasladığınızda... 10 yıl öncesine göre kıyasladığımızda başarıda artışın en önemli sebebi bir, genetik incelemelerde çok güzel biyopsi alabiliyoruz artık ve embriyo hakkında çok daha iyi analiz yapabiliyoruz. İkincisi, eskiden slow freezing yöntemiyle embriyo donduruyorduk. Şimdi vitrifikasyon yöntemiyle donduruyoruz. Ve bu müthiş bir, aslında gerçek anlamda bir devrim oldu bizim için. Yani bir embriyoyu bile dondurup, işte çözüp çok rahat gebelikler, hatta taze siklustan daha yüksek gebelikler elde ediyorduk. Eskiden mecbur 3-4 tane embriyo transferi yapılıyordu. Çünkü dondurunca bunlar sağlıklı bir şekilde geri dönmüyordu. Evet. Yani bunlar basit aslında gerçek anlamda değişimi yapmış olanlar bunlar. Onun dışında... hani başka ne değişmiş olabilir? İşte embriyo, işte bu PRP yöntemleri, başka bir takım yöntemler. Bunların tabii ki bir miktar katkısı olabilir. Ama gerçek anlamda katkı, embriyo genetiğini artık daha iyi analiz edebiliyoruz. Bu yeni nesil genetik dizileme yöntemleri çıktı. İşte ya da tek gen hastalıklarda daha iyi ayrıştırma yöntemleri çıktı. Medyumlarda gelişmeler oldu bu dönemde. Eskisine göre hani daha böyle farklı bir takım şeyler koyarak ya da işte kimyasal ürünler koyarak bunların şeyleri değiştirildi. İşte eskiden örneğin embriyo glue dediğimiz yapıştırıcı sadece bir şey için kullanılıyordu. Bir ekstraydı ama şu an neredeyse medyumların içine kullanıldı bunlar. Yani her şeyde, dünyada gördüğümüz her türlü gelişme aslında tüp bebeğe de yansıdı. Ama her şeye rağmen en iyi şartlarda dahi %80 ya da %70'i geçemiyorsunuz. Bunda da bilmediğiniz başka faktörler olabilir. Tüp bebekte mi? Yani, yani bir embriyo transferi yaptığınızda, bu gerçi bilimsel bir terimdir ama en iyi senaryoda bile %77 gebelik olur. Ama bir sonraki embriyoda diyelim ki hani tekrar bu olduğunda kümülatif olarak %90-95'lere kadar çıkabilirsiniz. Peki hocam, son zamanlarda biliyorsunuz SMA hastalığı ciddi anlamda artış gösterdi. Bu genetik hastalığı yani genetik hastalık taşıyıcısı olan çiftler tüp bebek yöntemiyle sağlıklı çocuk sahibi olabiliyorlar mı? Hani ben mesela o tüp bebek yönteminin bütün, tabii ki hem anne yumurtasının hem baba sperminin hani en iyileri böyle hani alınıp temizlenip anneye nakledildiğini biliyorum ve hani sağlıklı çocuklar dünyaya geldiğini okumuştum. Bu olabiliyor mu yani? Şimdi genetik şöyle, hastalık taşıyanlarda şimdi şöyle, da. Biz genetik işlemi yaparken embriyoda iki türlü şeye bakarız. Bir tanesi screening, taramadır. Yani burada sayısı 46 tane kromozom vardır insanda. Diyelim ki bu kromozomlarda kırıklar var mı? Ondan sonra fazla kromozom var mı? Eksik kromozom var mı? Bu birdir. Buna genellikle yeni nesil genetik dizileme yöntemiyle bunu anlarız. Bir de ayrıyetten eğer akraba evliliği varsa ya da bir tane genetik hastalıklı çocuk doğurma hikayesi varsa, ki hepimiz aslında 2-3 tane genetik hastalık taşıyıcısıyızdır. Evet. Anlatabiliyor muyum? Sizler de taşırsınız, ben de taşırım işte. Burada önemli olan, diyelim ki 10 bin tane genetik hastalık var. Bunlardan bunun aynı anda iki taşıyıcıda
ortak ortaya çıkartıp çocuğa geçmesi önemlidir. Onun için SMA olsun, talasemi olsun ya da bir takım hastalıklar Anadolu'da fazla görülür. Kistik fibrozlu olsun. Hı hı. Yani bu coğrafyada kümelenmiştir. Hı hı. Ve burada eğer siz bunları tararsanız ki örneğin evlenmeden önce talasemi taşıyıcılığına bakılır. Ve karı kocada var mısınız, hı hı. yok mu diye bakılır. İşte galaktozemi taşıyıcılığına bakılır. Son zamanlarda kistik bir takım başka hastalıklara da bakılmaya başlandı. Hı hı. Belki ileride SMA'nın taraması da yapılır. SMA her ne kadar basında bu kadar çok işlenmesine rağmen aslında o kadar yaygın bir hastalık değildir. Ama yine evet. de bize geliyor hastalar, işte SMA ya da başka hastalıklara da bakıyoruz. Hı hı. Hani bir paket haline insanlara sunuyoruz. Ama sonuçta bunlar bir maliyet gerektiriyor. Ama uzun çok dönemde yani. Burada önemli olan aileler içinde bunlar var mı yok mu bunu bilmek. Hı hı. Ki zaten bunlar çok olaya hakimler. Hı hı. Ve burada artık şunu da söyleyeyim. Artık bizim sosyal güvenlik kurumlarımız da bunu karşılamaya başladılar. Eskiden bu kadar rahat karşılanmıyordu. Son 2 aydır, 3 aydır. Bunlar çok efektif işte rapor çıkarttığında karşılanmaya başladı ve bu çok önemli bir aşamadır aslında. Evet. Burada biz embriyoda çünkü o yazılımsal bir kusurdur bir evet. şeyin. Onu siz bakıp embriyoda önceden eğer bunun setup'ını yaptıysak, altyapısını yaptıysak eğer embriyoda bu hastalık var mı yok mu anlayıp sağlıklı embriyoyu transfer yapabiliyoruz. Hı hı. Hatta yeni gelişme artık öyle bir hale geldi ki bunlar editlemeden tekrar embriyoda muhtemelen 5-10 yıl sonra burada oturup bunları konuşacağız. Embriyodaki bu hastalıkları da düzeltilebilir hale gelmeye başladık. İnşallah. Çünkü inanılmaz derecede arttığını gözlemliyoruz. Tabii ki okuduğumuz sosyal medyadaki paylaşımlardan da hani, ve milyonlarca genetik hastalık var ki SMA onlardan sadece bir tanesi. Bir tanesi evet. Yani aslında bilinmeyen, daha henüz tanısı bile konulmamış. Tabii. Bir anne geliyor. Yani milyarda bir ortaya çıkan birçok tanıyla karşı karşıya gelebiliyoruz. Son olarak size hocam sormak istediğim bir şey var size ayrılan sürenin sonuna gelmeden önce. Tüp bebek tedavisi anne adayına zarar verir mi? Bunu da sormak istiyorum son olarak. Ya da kansere sebep olur mu? Ya bu hep sorulur. Yani bu işlemi yaparken anneler bana bunun bir zararı olur mu diye. Kesinlikle annenin yani yumurta rezervinde bir etkisi olmaz. Hı hı. Bu kullanılan ilaçlar zaten bizim vücudumuzda var olan hormonlardır. Yani hı hı. Hatta bazıları bu hormonlardan elde edilir. Hı hı. Ve bunlar kullanılır. Bunların hani insanlarda potansiyel kanser yapıcı hiçbir şekilde etkisi olamaz. Yoksa bütün kadınların kanser olması lazım. Çünkü normal vücutta var bunlar. Hı. Üçüncüsü, hani buradan doğan bebeklerde bir sıkıntı var mı? Hayır, şimdiye kadar yaklaşık 10 milyona yakın tüp bebek yöntemiyle çocuk dünyaya geldi. Hatta donmuş embriyolardan da 2-3 milyon dünyaya çocuk geldi. Ve bunlardan hiçbir biri benim şey, yani onu size sormuştum. Aynen bunlardan benim yeğenim zehir gibi maşallah. Özellikle tüp bebek çocukları lafınızı vallahi böldüm ama tüp bebek çocuklarının daha zeki olduğu söyleniyor. Var mı böyle bir bilimsel burada biraz, şey? Bence burada biraz bir şey olabilir yani yanılgı olabilir. Çünkü biz her ne kadar embriyo seçiyorsak da aslında diğer embriyodan bir farkı yoktur. Yani orada biraz... Süzgeçten geçiyor yok, ya. Yok yok hayır o zaman hani çok güzel, iddialı olur. En güzel genetikler, en güzel yok, yok, şeyler Ece Hanım, yok yok ya. O şey olur iddialı olur. Kesinlikle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben vallahi, teşekkür ediyorum. Bu konuyu defalarca almak istiyoruz aslında. Çünkü en çok merak edilen konulardan bir tanesi de tüp bebek. Yine sizi ağırlamak isteriz zevkle, keyifle. Çok teşekkür ederim. Efendim sağlık vaktinde kadın doğum ve tüp bebek uzmanı doçent doktor Turgut Aydın bizlerle beraberdi. Programımız devam ediyor efendim.